Giresun'da düşen helikopter kazasında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Şehitlerimizin fotoğraflarını gösterebiliriz. Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun eşi Nurhan Doğru ve kızı 4 yaşındaki Berlin kardeşimiz. Oh, severim ben onun tatlılığına, güzelliğine. Kuzu olmuş, cennete gitmiş. Cennet filden olmuş. Hı. Giresun İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Saadettin Şahin ve eşi Nurhan Şahin. Ay benim yiğidim ay, ay benim aslanım ay. Allah senin güzel makamını bize de versin. İnşallah. Evet, Nihal Şahin. Kurbay Almay... Nur o, Nur, 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 Nur. Cennet hanımlarının içine gitti. Cennet hanımı Hazreti Meryemlerin, Hazreti Fatımaların yanına gitti, evet. Kurbay Albay, Ünal Bayhan'ın eşi Didem Bayhan. Didem Bayhan. Maşallah, Allah onu nuruyla sardı. Güzel bir şerefe nail oldu. Allah o şerefi bizlere de nasip etsin. Pilot Yarbay Hilmi Özer. Nur o, Nur, Nur, Nur. Allah nuruyla sarsın. Uzman çavuş Adem Kara'nın eşi Sema Kara. Allah onların hepsini nurlandırmış. Allah nuruyla sarıp yanına katını almış maşallah. Maşallah. Kazayla ilgili olarak da 14 kişilik kaza kırım ekibi halen helikopterin neden düştüğünü araştırıyor. Ben şüpheli buluyorum. Yani bana gelen bilgiye göre şüpheli buluyorum. Yani ortanın ikiye bölünmenin başka bir açıklaması yok. Aynı bölgede PKK ile çatışma var. Evet. Ve PKK'nın elinde de bol miktarda roket var yerden havaya. Ama tabii asıl kaza kırım ekibinin çalışma sonucundaki teknik bilgi çok hayati. Ama bu teknik bilgiye ulaşılmadan arıza vardır, o yüzden düştü denmesi bana biraz garip geldi. Evet. Allah gani gani rahmet etsin hepsine. Rahmetiyle sarsın. Cennet kuzusu olmuşlar. Cennet güzeli olmuşlar. Allah bizlere de nasip etsin. İnşallah. Giresun'da son zamanlarda ardı ardına çok PKK saldırısı oldu. Giresun'da tutunmak istiyorlar. Orada bir hakimiyet düşünüyorlar. Irkçı bir kafayla yaklaşıyorlar. Ama komünist, Stalinist bir mantık. Her yerde ırkları tahrik ediyorlar. Mesela Karadeniz'de Laz ırkını, Laz kavmini tahrik etmeye çalışıyor. Efendim başka yerde diyor ki mesela siz Türksünüz, Orta Asya'dan geldiniz. Yozgat, Ankara, o bölgede yoğunlaşın. Ayrı devlet olun. Karadeniz'li kardeşlerimize siz de ayrı devlet olun diyor. Ege, sizin kökeniniz itibariyle diyor, işte siz daha çok Yunan, efendim, antik geçmişte olan ırklardan oluşan bir topluluksunuz. Siz de ayrı bir yapı olun. İstanbul ekonomik yönden ayrı bir bölge olması gerekir diyor. Avrupa Birliği'ne ilk alınması gereken yer orası olması gerekiyor. Derme, çatma, zırva, abuk, subuk izahlar. Türkiye'nin tamamı Türktür. Tamam doğru, yüzlerce kavmin karışımıdır. Yunan kavmi de var. Rum da var, Ermeni de var, Çerkez, Türk, Boşnak, Kürt, Hırvat, Zaza, herkes var. Doğru. Ama biz ırk peşindeyiz, hepimiz adeta Adem'in evlatlarıyız. Dolayısıyla bunları kullanıp bizi bölmeye çalışmak boşa, beyhude yani. Aleyküm selam. Kardeşim bu kafein almış kahve bir kahveye benzemiyor. Nasıl alındığını öğrendiniz mi siz bunu?
Yani sülfürik aside falan yatırıp böyle acayip yöntemler yapıyorlarsa. Değil mi? Evet. Kafeinin ayrılması için kahvede çok esaslı bir kimyasal işlem yapılması lazım. Çünkü molekül yapısı bağlı. Kafeini izole etmek ne demek ya? Kahve duruyor ama kafein alınmış. Evet, makul bir şeye benzemiyor. Helikopterin uçuş sesi vardı biliyorsunuz. Kendine az helikopter sesi var. Aniden helikopterin sesi değişiyor. Ve kuyruk kısmı kopup düşüyor. Bu kuyruk kopma olayını daha önceki olayda da gördük. Evet. Roket atıyorlar. Roket kuyruktan vuruyor. Egzozun olduğu bölgede. Çünkü o gönderilen roket ısıyı ayarlı. Yani sıcaklık nereden gidiyorsa oraya doğru gidiyor. Sıcaklığın çıktığı yer egzozunu buluyor ve oradan vuruyor. Kopma yeri de orası. Şimdi biz bunu nasıl açıklayalım? Şimdi eğer Türkiye'nin içine soktularsa karadan havaya roket, yani Türkiye'de çok esaslı bir değişim yapılması gerekiyor demektir. Bir kere en az geriye doğru 2-3-4 dönem askeri seferberlikle kışlaya davet etmek lazım. Toplu iğneyi bile Türkiye'de aramak lazım. Yerin altını, üstünü, her yeri. Ege'de, Marmara'da halk da katılsın. Halka da görev versinler. İşte polis aramalarında halktan insanlar da görevli olsun. Değil mi? Geçici belgeyle görev versinler arama. Çünkü evlerde yapılacak aramalar çok emekli oluyor, gerektiriyor çünkü. Bazen döşem altında oluyor, bilmem ne oluyor. Ummadık yerlerde oluyor.